Herkese merhabalar arkadaşlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 7. sınıf Birey ve Toplum ünitesi yani ilk ünitemiz olan bu konuyu insandan insana giden yol konusunu işlemeye başlayacağız. Bugün iletişim konusunun tamamını bitireceğiz inşallah. Öncelikle iletişim ne demektir? Bununla başlayalım. İletişim bireylerin karşılıklı bilgi, duygu ve düşüncelerini akla gelebilecek her türlü yolla karşısındakine aktarmasıdır. Arkadaşlar bakın burada dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. İletişim karşılıklı olur. Tek başına iletişim olmaz. Burada bilgilerinizi, duygularınızı, düşüncelerinizi akla gelebilecek her türlü yolla. Günlük hayatımızda zaten iletişimi sürekli kullanıyoruz. Birbirimize günaydın diyerek yolda selamlaşarak bakın sözde olmayabilir el işaretiyle de olabilir selamlaşarak ya da bizim sizlere öğretmeninizin ders anlatması ya da yazıyla yani iletişim birden farklı yolda yapılabiliyor. Evet arkadaşlar iletişimde bazı unsurlarımız var. Peki bu unsurlar neler? İletişimde bunlar günlük hayatımızda fark etmesek bile oluyor. Örneğin iletişimde bir gönderici vardır. Yani mesajı gönderen kişi. Bir alıcı vardır. Mesajı dinleyen kişi. Mesajınız vardır. Yani ilettiğiniz şey. Kanal vardır. Yani hangi yolla ilettiğiniz. Ve dönüt vardır. Karşıdan geri dönüş almaktır. Örnek verelim hemen arkadaşlar. Gönderici örneğin kendimi yazıyorum ben buraya. Buğra Hoca sosyal bilgiler dersi anlatıyor. Gönderici benim. Alıcı. Kim oluyor alıcı? Alıcı öğrencilerim. Peki mesajım ne olsun? Benim mesajım ne? İletişim, akla gelebilecek her yolla duygu düşüncesini aktarmaktır. Mesajım bu olsun. Peki ben bunu hangi kanalla aktarabilirim? Yazıyla aktarabilirim, sözle aktarabilirim değil mi? Kanalımda bu olabilir. Peki dönüt. Geliyorum dönüt noktasına. Öğrencilerim eğer bu konuyu anladıysa ve yazılı da iletişim konusuyla ilgili soruları doğru yaptıysa ve hocam anladım diyorsa dönüt de tamamlanmış demektir. Yani iletişimin unsurları da bunlardır arkadaşlar. Özellikle buraya dikkat etmenizi istiyorum. İletişimde 3 tane temel kuralımız var. İletişim en az 2 kişi olmalıdır. Tek kişi olduğu zaman iletişim olmuyor. Karşılıklı olmak zorunda. Kişiler birbirlerinin farkında olmalıdır. Birbirlerinden haberdar olmalıdırlar ve iletilecek bir neyinizin olması gerekiyor? Mesajınızın da olması gerekiyor. Şimdi geliyorum iletişim çeşitlerine. Arkadaşlar, iletişimi zaten günlük hayatınızda sürekli kullandığınız için bunlar bildiğiniz konular. Zorlanmıyorsunuz bu konularda. İletişim çeşitleri. Nasıl yapıyoruz biz iletişimi? Sözle yapıyoruz. Yazıyla yapıyoruz ve sözsüz bir şekilde üç biçimde yapıyoruz. Sözlü nasıl yapıyorum? Konuşarak, değil mi? Konuşarak ben iletişim yapıyorum. Yazılı yazıyla yapıyorum. Yani mektup gönderebilirim. Mesaj atabilirim. Son dönemde çok meşhur oldu. Nereden kullanabilirim? WhatsApp'tan kullanabilirim. Değil mi? Yani birçok yolla yazı Yazılı iletişim yapabilirim. Peki sözsüz kısmına geliyorum. Sözsüz kısmında ise 3 tane önemli dikkat etmemiz gereken yer var. Bir tanesi jest. Diğeri mimik. Ve bir de beden dili. Örnek veriyorum arkadaşlar. Sözsüz nasıl ben e, yapabilirim? Kızdığım zaman ne yaparım? Kaşlarımı çatarım değil mi? Ya da mutlu olduğum zaman gülümserim. Bakın bu da bir iletişimdir. Burada dikkat etmeniz gereken iki tane kavram öğrendiniz. Bir tanesi jest. Jest iletişimde yaptığınız el, kol ve baş hareketleridir. Elinizle, kolunuzla ve başınızla yapıyorsanız bu jesttir. Örneğin birine sus dediğiniz zaman bu parmağınızı ne yaparsınız? Dudaklarınıza götürürsünüz ve sus işareti yaparsınız. Ya da ben tamamım anlamında tamam, okey anlamında ne yaparsınız? Böyle yaparsınız. Değil mi? Devam ediyorum. Mimik. İkinci kısım ise mimik. Dikkat etmeniz gereken. Burada ise yüz ifadeleriniz. Yüz ifadeleriniz çok önemli. Arkadaşlar kızdığınız zaman kaşlarınızı çatarsınız. Ya da işte şaşırdığınız zaman gözleriniz açılır. Değil mi? Biz bunlara da ne diyoruz? Mimik diyoruz. İletişim çeşitlerinde, iletişim çeşitlerinde kısaca böyle özetleyebiliriz. Şimdi gelelim bir diğer konumuza arkadaşlar. Olumlu iletişim ve olumsuz iletişim. Eğer iletişimde empati yapıyorsanız olumlu iletişimdir. Empati kişinin kendini karşısındaki gibi düşünebilmesidir. Karşısındakinin yerine koyarak düşünebilmesidir. Örneğin bazen sınıfta öğrencilerimiz parmak kaldırıyorlar, söz alıyorlar. Ancak diğerleri gülüyor bu duruma. Komik bir şey söylediğini zannedip gülüyor. Ancak şunu düşünse ki ben kalktığımda da bana gülerler diye düşünse empati yapsa bu davranışı yapmayacak. Empati iletişimde olumludur. Olması gerekendir. Türkçeyi doğru kullanma. Türkçeyi doğru kullanırsanız olumlu iletişim yapmış oluyorsunuz. Farklılıklara saygı duymamız gerekir. Bunu yaparsak yine olumlu iletişim yapmış oluyoruz ben dilini kullanmalıyız. Birazdan zaten detayını açıklayacağım arkadaşlar ve etkili dinlemeliyiz. Karşımızdaki kişiyi canı gönülden, canı kulaktan etkili bir şekilde dinlemeliyiz. Peki geliyorum. Neleri yaparsak olumsuz iletişim yapmış oluruz? Arkadaşlar ön yargılı davranırsanız, yani bir kişi hakkında onu tanımadan düşünce elde ederseniz bu ön yargıdır. Argo sözcük kullanırsanız ee, yine küfür kullanırsanız bu olumsuz iletişimdir. Karşınızdaki kişiyi küçümserseniz bu olumsuz iletişimdir. Özellikle bunun yanına yıldız koydum. Çünkü öğrencilerimiz bu, bu cümleyi, bu maddeyi genellikle olumlunun içerisine koyuyorlar. Nasihati gördükleri için. Arkadaşlar sürekli nasihat ve emir vermek olumsuzdur. Düşünsenize sürekli size nasihat ediliyor. Oğlum ders çalış aman kızım şöyle yap böyle yapma. Sürekli nasihat olumsuz iletişimdir ve sen dili de yine olumsuz iletişime girer. Şimdi gelelim biraz önceki gördüğümüz ben diline ve sen diline. Arkadaşlar bakın buradan anlayabilirsiniz. Ben dili yanına tik attım iletişimde olması gereken. Sen dilinde ise çarpı var iletişimde olmaması gereken. Ben dili yapıcı ve olumlu bir dildir. Yani iletişimde olmasını istediğimiz bir dil. Sen dili ise kırıcıdır ve yıkıcıdır arkadaşlar. Ben ile başlar. Genellikle ben diliyle cümleler kurarken ben ile başlar. Sen dilinde ise sen ile başlar. Biz ben dilinin iletişimde olmasını istiyoruz. Ben dili kullanırsak olumlu iletişime girer. Ancak sen dili iletişimde ne yapmamalıdır? Olmamalıdır. Peki gelelim bir örneğimize. Ben diline bir örnek veriyorum. Dersi dinlememen beni üzüyor. Bak bu durumda karşımdaki kişiyi kırmadan bunu söyledim. Senin dersi dinlememen beni üzüyor. Yani ben burada bakın yine benle başladım. Ben dili kullandım. Peki sen dili örneğine geliyorum. Şımarıklık yapıyorsun. Sen yapıyorsun. Kes sesini. Bak karşımdakini kırıcı bir cümle kullandım. Ben dili ve sen dili de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelelim medya konusuna arkadaşlar. İletişimin önemli bir dalıdır medya. Sürekli duyuyorsunuz değil mi? Özellikle son dönemde ne duyuyorsunuz? İşte sosyal medya duyuyorum. Sosyal medya. Ancak medya dediğiniz zaman medya geniş bir kavram. Sadece sosyal medyaya bağlayamazsınız. Gazete, dergi, radyo, televizyon, internet gibi iletişim araçlarının tümüne biz ne diyoruz? medya diyoruz. Yani medya dediğimiz zaman sosyal medya aklınıza gelmeyecek. Çok geniş bir kavram gelecek. Ha, son dönemde özellikle sosyal medyada bunun içerisine giriyor. Facebook, Twitter, Instagram, işte YouTube bunların hepsi medya olarak algılanabiliyor. Peki medya bizim hayatımızı nasıl etkiliyor? Arkadaşlar medya bazı durumlarda olumlu etkiler, bazı durumlarda ise olumsuz etkiler. Örneğin medyayla yeni düşünceler hızlı bir şekilde yayılabilir. İnsanlığa yararlı bir şey çok kolay bir şekilde yayılabilir. Tam tersi zararlı bir şey de yayılabilir. Son dönemde belki görmüşsünüzdür. İnsanlar bu bence medyanın zararlı özelliği. İnsanlar e, arabalarından iniyorlar, bir müzik açıyorlar, arabanın direksiyonunu bırakıyorlar, yan tarafında dans etmeye başlıyorlar. Bakın bu medyanın insanlara öğrettiği olumsuz bir etkidir. Ancak eşya ve hizmetleri satın almak kolaylaşıyor. Giriyorsunuz bir tıkla hemen ne yapıyorsunuz? Bir şeyler satın alabiliyorsunuz ve anında size geliyor. Önceden ne yapıyordunuz? Gidiyordun tek tek deniyordun. Bu oldu mu yakıştı mı? Ancak şimdi ne yapıyorsun? Hemen veriyorsun siparişini. Bir hafta sonra, üç gün sonra hemen kapına geliyor. İletişimin artmasını sağladı. Bakın bu olumlu yönü olabilir. Ama iletişimin yüz yüze olmasını engellediği için de olumsuzdur. Örnek veriyorum. İnsanlar artık Birbirlerine eskidenki gibi mektup yazmıyorlar. Şimdi ne var? WhatsApp var. İşte başka uygulamalar var. Ne yapıyorlar? Hemen tık diye giriyorlar. Her türlü işlerini hallediyorlar. Ama insanların da yüz yüze iletişim bitti. Bu da bir zararı. Evet arkadaşlar şimdi gelelim medyanın 3 kısmına. Medyadaki bu kitle iletişim araçları 3'e ayrılır. Görsel araçlar, işitsel araçlar. Hem görsel hem işitsel araçlar. Sadece gözle gördüklerimiz görseldir. Hangileri? Örneğin gazete. Sadece gözle görüyoruz. Örneğin dergi. Değil mi? Başka var mı? Bakıyorum. Yok. Peki geliyorum işitselle. Sadece kulağınızla duyduğunuz şeylere biz işitsel diyoruz. Yani buraya da ne geliyor örnek? Radyo. Peki hem görüp hem işitiyorsunuz. Aynı anda ikisini de yapıyorsunuz. Biz buna televizyonu ve interneti koyabiliriz arkadaşlar. Peki geliyorum aşağıdaki kısma rütük. Rütüğün açılımını aşağı kısma yazdım. Radyo ve televizyon üst kurulu. Televizyonda ve radyoda birçok şey dinliyoruz, izliyoruz. Hepsi insanlar için yararlı değil. Bazı zararlı şeyler de var ve bunların denetlenmesi de gerekiyor. Medya organlarını denetleyen ve düzenleyen kuruluşa biz ne diyoruz? Radyo ve televizyon üst kurulu. Evet arkadaşlar ilk ünitemizin birey ve toplum ünitesinin son konusu olan iletişim özgürlüğü konusuna geliyoruz. İnsanların kendilerini söz, yazı, resim gibi yollarla ifade etmesi anlamına gelen düşünceyi açıklama özgürlüğü, özel hayatın gizliliği ve doğru bilgi alma hakkımız vardır. Şimdi teker teker inceleyelim. Düşünceyi açıklama özgürlüğü. İnsanlar düşüncelerini özgür ve rahat bir şekilde açıklayabilir. ...anayasamız bize bu hakkı zaten veriyor. Özel hayatın gizliliği. Hiç kimse bizim özel hayatımızı didikleyemez, deşifre edemez. Bu bir suçtur. Yapan kişi cezasını alır. Ve geliyorum doğru bilgi alma hakkı. E, medyanın iletişimle ilgili bilgi verme hakkı olduğu gibi... ...insanların da doğru bilgi alma hakkı vardır. Yani biz haber kanallarından, medyadan doğru bilgi isteme hakkımız bulunuyor... Ve bu haklarımız anayasamız tarafından, devletimiz tarafından korunuyor arkadaşlar. Böylelikle birinci ünite konularının tamamını bitirdik arkadaşlar. Derslerimizi beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı ve hala abone değilseniz şuralardan bir yerden abone olmayı lütfen unutmayın.